Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de yeniden beraberiz. Konuya başlamadan önce Hipokrat TV'ye üye olma butonuna basmanızı rica ediyoruz. Bugün sizlerle dahiliyeci gözüyle jinekomastiyi anlatmaya çalışacağım. Jinekomasti erkeklerde genelde iyi huylu meme büyümesine verilen isimdir. Fakat jinekomasti denildiği zaman sanki dahiliyecilerin jinekomasti ile hiçbir ilgisi alakası yokmuş gibi davranılır. Çünkü nereye baksanız, hangi kanala, YouTube kanallarına baksanız orada mutlaka bir plastik cerrah çıkar ve jinekomastide nasıl tedavi yapılır, nasıl ameliyat yapılır konusunda konuşulur. Ben bugün sizlere erkeklerdeki bu tür meme büyümelerinin dahili açıdan önemini anlatmak istiyorum. Memelerde şişlik, ağrı, böyle ele ceviz şeklinde kitleler gelebilir, hassasiyet olabilir. Biz bunu nasıl teşhis ederiz? Kişide böyle bir şikayet olduğunda, bize geldiğinde elle muayene ederek genellikle ve bu muayene esnasında da bir ağrı hissi varsa buna jinekomasti diyoruz. Genellikle iki taraflı olur. Tek taraflı da olabilir. Kesin tanısını meme ultrasonografisiyle veya gerekirse meme MR'ına kadar gider. Dahiliyeyi ilgilendiren kısmı nedir peki jinekomastinin? Bir jinekomastide hasta geldiğinde, yani bir erkek hasta memesi büyüdüğünde geldiğinde altında yatan bir takım dahili problemler veya kullandığı ilaçlar veya kullandığı bir takım uyuşturucu maddeler var mı yok mu veya bir kitlesi var mı yok mu sorgulamak lazım. Bu sorgulamaları yapmadan direkt bunları hadi sen git plastik cerraha ameliyat ol demek hasta için daha sonra çok sıkıntılı bir durumu ortaya çıkarabilir. Kullandığımız bazı ilaçlar meme büyümesi yapabilir. Özellikle yaşlılarda verdiğimiz prostat ilaçları, bunlar antiandrojen ilaçlardır. Yani 5 alfa redüktaz inhibitörleri meme büyümesi yapabilir. Ayrıca anabolik steroidler, özellikle sporcuların kullanmış olduğu testosteronlar, bunların fazlası sonuçta östrojene döner. Yani vücuttaki testosteron östrojen oranının ters dönmesi sonucu jinekomasti oluyordu zaten. Bu tür kullanılan ilaçlar da bunu yapabilir. Ayrıca kullanılan bir takım psikiyatrik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler, prolaktin üzerinden testosteron düşürerek yapabilirler. Kemoterapi tedavileri yapabilir, bazı antibiyotikler yapabilir. Kalsiyum kanal blokörleri tansiyon için kullandığımız ilaçlar yapabilir. En meşhurlarından birisi spironolaktandır. Aldaktan diye piyasada bildiğimiz ilaç meme büyümesi yapabilir. ACE inhibitörleri tansiyon için kullandığımız ilaçlar jinekomasti yapabilir. Ayrıca bunun dışında doktorun, dahiliye hekiminin veya herhangi bir hekimin sorgulaması gerektiği başka bir şey vardır. Kişi uyuşturucu kullanıyor mu? Alkol, amfetamin, esrar kullanımı, eroin kullanımı, metadon kullanımı jinekomasti yapabilir. Ayrıca bazı şampuanlarda ve cilt bakım ürünlerinin içerisinde çam ağacı ve lavanta özünden yapıldıkları için bunlar genelde. Bunların içerisinde östrojen vardır. Bunları sık kullanan kişilerde de jinekomasti meydana gelebilir. Ayrıca sağlık problemleri olanlarda, yani hipogonadizmi olanda, Klinefelter sendromu mesela, bunlarda jinekomasti vardır. Bunun dışında bir testis tümörü olabilir. Bunu atlamamak lazım. Özellikle genç bir hastada jinekomasti ile geldiğinde bir meme testis tümörü var mı yok mu diye bakmak lazım. Tirozoid bezi ve hipofiz bezinin hastalıklarında, hipertiroidide, sirozda, kronik böbrek yetmezliğinde ve malnütrisyonda, yani malnütrisyonda iyi beslenemediğimiz zaman da testosteron düşer ve östrojen yapımı artar. Özellikle gençlerde bir meme büyümesi olduğunda bir testis tümörü var mı yok mu diye bazı rutinleri de yapmakta fayda var. Yani beta HCG gibi, alfa fetoprotein gibi, LH, FSH, östrojen ve testosteron değerlerine bakmak lazım. Peki bu jinekomasti dediğimiz olay hangi gruplarda daha fazla olur? Bir bebeklik döneminde olur. Genellikle çocuk doğduğunda anneden geçen östrojenden dolayı çocuklar, bebeklerde 2-3 hafta geçici bir jinekomasti olabilir. Bu geçicidir. İkincisi ergenlik döneminde ortaya çıkabilir. Ergenlik döneminde çıkan jinekomastiyi de altında bir dahili problem var mı yok mu araştırmak lazım. Üçüncüsü de 50-60 yaşından sonra ortaya çıkabilir. Özellikle kilosu fazla olan insanlarda, yağlı insanlarda, yağ dokusunda östrojen yapımı fazla olacağı için de kilosu fazla olan insanlarda da jinekomasti ortaya çıkabilir. Jinekomasti ile karşımıza gelen bir hastayı elle muayene ettik, ultrason yaptıktan sonra jinekomasti olan o disk alanlığına ölçümünü yapıyoruz. Bu eğer 4 santime kadarsa bunları takip ediyoruz. Genelde 6 ay, 2 yıl içerisinde kendiliğinden geçebiliyor. Eğer 4 santim ile 6 santim arasındaysa jinekomasti büyüklüğü,
Bunlara tamoksifen grubu ilaçlar verebiliriz. Yani bir antiandrojen grubu ilaçlar verebiliriz veya klorhalofen sitrat kullanabiliriz. 6 cm üzerinde ise eğer o zaman cerrahi müdahale veya liposuction gibi operasyonlar yapmak gerekir. Ben bugün sizlere jinekomastinin dahiliyeci gözüyle nasıl bakılması gerektiğini ve bir dahiliyeciye jinekomasti gittiğinde bu jinekomasti benim işim değil, sen buyur cerraha git, buyur plastik cerraha git demeden önce yapılması gereken şeylerin neler olduğunu anlatmak için bu videoyu yaptım. Çünkü maalesef diyorum, bu tür hastalar altında bir organik veya hormonal bozukluk veya bir tümöral bozukluk var mı yok mu araştırılmadan direkt cerrahi müdahaleler yapılmakta ve sonuçta hüsran olmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.